I just love money. Ooh yeah, napia lan. Ewa nefri yasa rabia sam. Bitch bad look like cardio sam. Mob ties feel like body. Evet arkadaşlar, herkese selam öncelikle. Bazı yorumlarda gördüm, Metin 2 nasıl indirilir hakkında eskiden bir videom vardı fakat galiba değişmiş bazı şeyler. Hani o videoyu göstermeme rağmen ya da o videonun yorumlarında gördüm. Hani Metin 2 nasıl indirilir? Tekrardan hani soranlar olmuş. Ben tekrardan Metin 2 nasıl indirilir? Bazı arkadaşlarım Steam'den indiriyorum falan diyor. Abi Steam'e falan gerek yok. Bakın Steam'den gerçekten hani güncellemelerde falan sıkıntı yaşandı oluyor. Abi en iyisi Google'a girdiniz mi? Metin 2 yazdın. Bu kadar. Bak Metin 2 yanına hiçbir şey yazma. Sadece Metin 2 yazdın, tamam mı? Metin 2 yazdıktan sonra bak reklam yazıyor. Reklam yazıyor. Bunları geç. Reklam yazanları geç. Altta gameforce.com var. Tamam mı? Gameforce.com'a tıkla. Tıkladın mı abi? Bak alttan çerezler kullanmaktadır diyor. Tüm çerezlere izin verdi. Metin 2'nin resmi sitesi abi. Başına hiçbir şey gelmez. Sıkıntı yok. Bak burada indir var. Direkt görüyorsun zaten. Aga tıklıyorsun indire. Bak kurmadan önce diyor. GameForce istemcisine ihtiyacım var diyor. Ücretsiz ve tüm GameForce oyunlarına erişebilirsiniz diyor. Sadece Metin 2 değil farklı oyunlara da erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hayır istemciyi kurmadım var. Evet istemciyi kurdum var. Siz abi buradan istemciyi kurmadığıma tıklayın ve GameForce istemcisini kurun. Şimdi en önemli noktaya geleceğim. Zaten bunu kurmadım dediğin zaman inmeye başlayacak. Sen bunu sakla diyeceksin, kur diyeceksin. Ben de kurulu olduğu için tıklamayacağım buna. Şimdi arkadaşım bak en önemli noktaya geliyorum. Çoğu kişi bu yorumu yazıyor. Abi benim %99'da kaldı. Arkadaşlar bu oyun 4 GB falan. %99'da kalıyor. %99'da kaldığı zaman yapacağınız şeyi söylüyorum. Bırakın abi arkada kalsın. 2 saat, 3 saat, internetiniz yavaşsa 4 saat. Hatta gerekiyorsa bir gün bırakın arkada %99'da kalsın. Fark edeceksiniz zaten siz de. O %99'da bir zaman sonra dolacak. Yani bir bakacaksınız bitmiş artık oyna seçeneği gelmiş olacak. Yani kısacası %99'da kaldı diye kesinlikle iptal etmiyorsunuz. Ya da tekrardan kurmaya çalışmıyorsunuz. %99'da birkaç saat bekleyin abi. Açılana kadar bekleyin. Kesinlikle açılacak. Hani bu dondu falan demeyin. Zaten donmamıştır. Herkes de böyle oluyor. Ben de uzun ara vermiştim. Bir sene öncesine kadar. Bir sene öncesinde ben de girdiğimde %99'da niye kaldı abi bu falan diye düşünüyordum. Dedim ki bu böyle kalsın. Bakalım birkaç saat sonra açılacak mı dedim. Ve gerçekten birkaç saat sonra açıldı. Sonra diğer bilgisayarıma da kurdum. Onda da aynısı yaşandı. Ve yorumlardan da veya arkadaşlara da sorduğumda herkes de bu sorun yaşanıyor. %99'da kalıyor. 1 saat falan. Gerekirse 2 saat, 3 saat bekliyorsunuz abi. Bu kadar basit. Peki kayıt olacağız. Onu nasıl yapacağız falan gibi bir düşünceniz olduğu takdirde hemen ona da bir geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik. GameForce'u kurduk. Her şey tamam. Metin 2 oynaya tıkladık. Ve karşımıza böyle bir sayfa geldi. Giriş yap sayfası. Şimdi buraya hesap adı veya e-posta diyor. Bizim varsayalım ki hesabımız yok. Henüz açmadık. Hani ilk defa indirdik oyunu. Hesabımız yok. Ne yapıyoruz abi? Google veya Facebook. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Yani direkt buradan kaydolu tıklayın. Daha güvenceli. Hani ileriye dönük de daha rahat edersiniz. Buradan abi kendi kullandığınız e-postanızı yazıyorsunuz. Daha önce Metin 2 üzerine olmasın hani. Eski hesaplarınız falan olmasın. Yeni bir e-posta açın. Buradan e-postanızı girin. Bir şifre belirleyin arkadaşlar. Burada diyor zaten en az bir büyük, bir küçük harf ve bir rakam dahil olmak üzere en az 10 karakter. Buna uygun bir şifrenizi yapın arkadaşlar. Hesabı oluştur diyeyim. Daha sonrasında e-postaya girip bunu onaylayın. Size bir onay maili gelecek. Onay maili gelmezse bu hesap onaysız olacak. Onaysız hesaplarda şey yapamıyorsunuz diye biliyorum arkadaşlar. Bir sıkıntı yaşadığınızda, ileride ban yediğinizde ya da herhangi bir sorun yaşadığınızda ticketlara cevap almıyorsunuz diye biliyorum. Onaylı hesaplar sadece cevap oluyor. Bunu unutmayın, kesinlikle onaylayın. Hani ileride de onaylayabilirsiniz ama şimdiden onaylayın. Sıkıntı yaşamazsınız yani, onaylayın. Sıkıntı yaşamayın, bu kadar basit abi. Hesabı da oluşturdun. Daha sonrasından buradan oturmaç. E-postanın şifreni giriyorsun abi. Girelim. Şimdi onları ben bir ayarlayayım. Ondan sonra server bölümüne gelelim. Size bir server bölümünü ufaktan anlatayım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle geldik, Metin 2'mizi açtık. Ben de böyle tam ekran açık değil, böyle daha kolayıma gidiyor. Şimdi bu şekilde bunun üzerinden anlatayım şimdi sizlere arkadaşlar. Burada görüyorsunuz Türk bayrağı var. Türk bayrağı var abi. Bazıları demiş bende yabancı Avrupa serverları açıldı. Öyle bir şey olursa da az önceki o GameForce ekranında sağ üstte, şu an onu göstermeyeyim, sağ üstte
dil var. Dili Türkçe'ye çekin, Türk serverlarına gireceksiniz. Farklı dile çekerseniz oranın serverlarına giriyorsunuz. Bu kadar basit bir şey, yani onu zorla hani göstermeme gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi az önce şu Gameforce şunun üzerinden arkadaşlar. Sağ üst tarafında, hemen sağ üstünde dil seçeneği var. Onu Türkçe'ye seçiyorsun, tamam mı? Şimdi serverlara gelelim. Hangi serverda başlayacaksın? Şimdi bu nasıl indirilir? Nasıl giriş yapılır falan, bunları anlatıyorum. Hiç bilmeyen arkadaşlarımız için, yeni başlamak isteyenler için gerçekten hani büyük kolaylık olacağını düşünüyorum. Her neyse. Bangjanamu server arkadaşlar yeni bir server. Zaten yeni yazıyor. New yazıyor. Üzerine de geldiğinde yeni yazıyor. Dayanışma arkadaşlar. Bunlar da çok eski serverlar değil arkadaşlar. Ezel, Barbaros, Dandan Akan, Anadolu. Normal serverlar arkadaşlar. Eventleri çok fazla olmaz. Bak yanında S yazanlara en son geleceğim. Özel. Özel yazıyor gördüğünüz gibi. Bunlarda etkinlikler çok fazla olmaz. Buradan da böyle kalabalığını görüyorsunuz. Biraz beklediğiniz zaman güncelliyor burayı. Şimdi kesinlikle arkadaşlar benim size tavsiyem, şahsi tavsiyemdir onu söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız belki böyle düşünmüyordur, onu da başta söyleyeyim ben. Şu özel serverlarda başlamanız. Neden? Çünkü diğer serverlarda ayda atıyorum 20 tane etkinlik oluyorsa, bu serverlarda günde 2 kere etkinlik oluyor. Özel serverlarda. Yani bu da ne demek oluyor arkadaşlar? 60 tane kesinlikle etkinlik var. 4 saat sürüyor etkinlikler. 8 saat günde etkinliği var. Ve gerçekten yeni başlayan hani birisi için kar edebileceği, mesela balık etkinlikleri oluyor, ayı şığı etkinlikleri oluyor. Hani bunları zaten ilerleyen zamanlarda öğreneceksiniz. Etkinlik takviminden takip edebilirsiniz. Bunlar sayesinde arkadaşlar çok rahat gelirsiniz. Benim ise tavsiyem Ege, Marmara, Türkiye. Bunların arasında da vallahi ben Ege'de oynuyorum. Benim asıl çağlarım falan Ege'de. Ege serverını öneririm. Gerçekten güzel server, hani oyuncusu olsun, ticareti olsun, her zaman bitmeyen bir server. Öyle söyleyeyim sizlere. Sürekli devam ediyor. Şu an mesela en boş günlerde bile olmasına rağmen tavsiye edilen yani CH1'i idare eder. Biraz oyuncusu tabi azaldı ama yine de güzel serverdir arkadaşlar. Benim tavsiyem beni izleyen izleyicilerimin de Ege'de oynaması. Hani birlikte denk geliriz falan. Lonca'yı alırım ilerleyen zamanlarda. Bu şekilde devam edebiliriz arkadaşlar. Giriş olarak da buradan direkt istediğiniz bir server'a, Ege'ye tamam diyorsun. Kanal seçiyorsun. Herhangi bir yer. Tamam diyorsun ve sunucuya bağlanıyorsun. İşte bağlandığın giriş işlemi yapıyor. Bu şekilde giriyor. Şimdi girişte ne yapacağımızı da söyleyeyim. Madem tamamen girişi anlatıyoruz. Size tavsiyem arkadaşlar her zaman mavi bayrakla oynamanızdır. Neden mavi bayrak? Ticaret mavi bayrakla dönüyor arkadaşlar. Oyuncu kalabalığı mavi bayrakta oluyor. Şimdi siz sarı bayrakta ya da kırmızı bayrakta bunlardan birinden başlarsanız arkadaşlar, dünyanın yoluna gitmeniz gerekiyor mavi bayrağa gelmeniz için ve bu ilk zamanlarda sizi gerçekten zorlayacak. Mesela mavi bayrakta yere atılan item bulma şansınız çok fazla çünkü bütün oyuncular burada, yani serverın %80'i burada oynuyor arkadaşlar. O yüzden mavi bayrakta oynuyoruz. Yere atılan itemlerden hani köşeye dönebilirsiniz. Her neyse. Buradan karakterinizi seçebilirsiniz kadın erkek olarak. Şöyle de kıyafet farkları var. Renk farkı. Bunlar zaten üstünüzü giyeceğiniz için önemli değil. Savaşçı, Ninja, Sura, Şaman, Lycan arkadaşlar. Yeni başlayan şöyle göstereyim. Savaşçı, Ninja, Sura, Şaman, Lycan. Yeni başlayan bir arkadaşımız eğer hiç daha önce Metin ki oynamadıysa ya da çok az böyle girdiyse falan hani bilgisi yoksa kesinlikle Savaşçı oynamasını tavsiye ederim. Damage'leri yüksektir. Diğerlerine göre hani ilk başlangıç için söylüyorum arkadaşlar. Bunu bilen arkadaşlarım diyecek ki işte Ninja'nın damage'i daha iyi. Ben 120 level, 110 levellerden bahsetmiyorum sana. Başlangıçta rahat rahat kasabileceğin, itemlerini daha çok bulabileceğin, piyasası daha çok olabilecek, daha rahat item düşürüp daha kolay level kasabileceğin karakter savaşçıdır arkadaşlar. Savaşçı. Ha buraya kendininkini yazarsın abi. Tamam mı? Hookman. YouTube. Yazdım mesela. Başka biri kullanıyor. Ulan. Kim kullanıyor oğlum? Kim almış oğlum Hookman YouTube'u? Bak Hookman'ı ben almadım. Hookman YT diye biri Türkiye serverında bizim adımıza şey almış arkadaşlar. Şu an gerçekten şok. Ben yapmadım. Onu da söyleyebilirim. Yani dikkat edin arkadaşlar. Bu da Metin 2'de Hookman YT, Hookman falan görürseniz de güvenmeyin. Benim çarlarım olduğunu hani bildikleriniz haricinde başka serverlarda falan. Biz Türkiye'de girdik, Ege'de girebildik. Bakın level sandıkları var. Level kılıcı var, genç kahramanlar. Buradan seçebiliyorsun. Bunların damage'i falan çok yüksek. Bu şekilde başlıyorsunuz arkadaşlar. Yapacağınız şey direkt olarak buraya gitmek. Aa hile var burada.
Direkt olarak gidiyorsun abi, level kasmaya başlıyorsun. Geri kalanı zaten Metin2 nasıl oynanır videomdan bakabilirsiniz. Kanalda var, hemen sonra da onu ekleyeyim. Metin2 nasıl oynanır videosunda sizlere parayı nereden yapabileceğimizi, level nasıl kasabileceğimizi, ondan sonra becerileri nasıl kullanabileceğimizi, statüleri neye göre arttırmamız gerektiğini, incini cincini her şeyini anlattım arkadaşlar. O videodan bakabilirsiniz. Bu videoyu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumda belirtin. Çekmemi istediğiniz video önerileriniz varsa bunları da yine yorumlarda belirtin. Ben hepsini okuyorum, hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Kötü yorum atanları kanaldan engelliyorum. Bize kötü yorum atıp da hani yapıcı yorum değil, yıkıcı yorum atanları daha doğrusu. Hani küfür ve benzeri hakaret tarzında olanları kanaldan banlıyorum. Yani böylelerin bizim ihtiyacımız yok abi. Adam akıllı olsun 2000-3000 kişi yeter. Geri kalan öyle boş insanlara da gerek yok abi. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğendiyseniz de arkadaşlarınıza falan da gönderin, nasıl indirilir soranlar olursa falan. Her şeyi bu şekilde anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.